dakika aşağı. Dördü de. Ve Yılmaz Bey'i orada görünce çok sevinmiştik yani. Ama işte nasip kısmet demek ömür buraya öyle kadarmış. Babamla son bakışmamızda nenemle, babamla, annemle, kendimle geçmiştik. Herkes aynı şey dedi yani, yok dedi içeride. Yanına yatağın yanına çok kafam tıkın yattım, baktım duracak gibi değil. Kalktım, montumu aldım, odamdan çıktım. Gani ortanca şehit olan kardeşimle Muhammed çıktı önümden de. Annemi görmedim. Koridorda babamla göz göze geldik. Babam şok olmuş durumlar. Eli ayağı bağlandı babamın. Deprem anında yatağın sallanmasıyla uyandım ben. Kitaplığıma baktım. Çok kapan tutun yattım. Baktım ki deprem durmayacak. Koridora çıktım. Kardeşlerim o an binadan çıkıyordu. Yani evimizden çıktılar. Tam çelik çıkış kapısına vardım. Yerden deprem ikinci defa vurdu şiddetli şekilde. O an bina üstümüze çöktü. Beni çelik kapı korudu. Hayat üçgeni oluşturdu bina bana. Sonra baktım hani bina düştü üstümüze. Sakinleştik. Komşularımıza dedim sakin olun, panik yapmayın, sessiz olun, bekleyin. Sonra depremin durduğunu anlayınca o molozların arasından kendimi kurtardım. Sonra kardeşim seslendi bana, abla ben buradayım, üstüme moloz düştü, kalkamıyorum diye. Tamam dedim, seni de çıkaracağız oradan, sakin ol. Herkes sakinleşti dedim, apartman boşluğuna çıktık biz merdivenden. Orada artçı sarsıntı var oldu, onların bitmesini bekledik bir müddet biz. Onlar bittikten sonra da komşularımızla üst kata çıktık. Bir başka daire, açık olan bir daireden perdelerle, çarşaflarla halat yaptılar. Oradan pencereden aşağı indiler. Biz de onlarla beraber sallanarak aşağıya indik. Aşağıdayken tekrar kardeşime seslenmeye devam ettim ben. Seni de kurtaracağız oradan diye. En küçük kardeşim enkazdan çıkmıştı. Onu komşumuz buldu, getirdi bize. Sağ olsun. Aradan bir 3-4 saat yaklaşık geçtikten sonra da ortanca kardeşim Gani'yi getirdiler. Ayakları tutmuyordu, üstü ıslattı. Üstünü değiştirdik ama bilinci açıktı. Benle gayet konuştu. Hastaneye gittik. Tek kaldık hastanede. En küçük kardeşim Gani, ben. Hastane can pazarı zaten. Bir hastayı götürüyorlar, diğerini götürüyorlar. Orada Gani'yi kontrol ettirdim. Kalbi durdu. Kalp masajı yapıp acile sevk ettiler. Gani hastanede sararıp morarmaya başladı. Yoğun bakıma tahliye edildi o yüzden de. O ana kadar bilinci açıktı. Biz Gani ile konuşuyorduk. İşte yoğun bakımda entübe oldu. Sonra hemşire dedi ki uyandı, gelip konuşabilirsin. Gittim yanına, dedim ben buradayım, kapının önündeyim, seni bekliyorum. Burada başka hastalar da var, yanında oturamam. Orada bir kelime söyledi, anlamadım. Sanırım veda etti, emin değilim. Sonra bir saat 6:30-7 gibi ben uyudum. Hemşireler geldi, uyandırdı. Ablacığım kalk, sana bir şey söyleyeceğiz. Ama şey yapma dediler, hani korkma dediler. Söyleyebilirsiniz dedim, anladım zaten o an. Kardeşin ekşi oldu dediler. Görmek istiyor musun dediler. Hayır dedim. Yaşarken hatırlamak istiyorum. İyi hatırlamak istiyorum kardeşim dedim. Depremde annemi kaybettim. Babamı kaybettim. Kardeşimi, ortanca kardeşimi kaybettim. En küçük kardeşim de ben, sağız elhamdülillah. Kaybettim dediysem yani şehit oldular. Görüyorlar, dinliyorlar. Şehitler ölmez.